Pazar tezgahlarında farklı farklı fiyatlarda çeşit çeşit yiyecekler var. Sizse paranızın hakkını mutfakta görmek istiyorsunuz. Peki sebzenin, meyvenin, hatta balığın, peynirin iyisini nasıl anlayacaksınız? Pazara çıktık ve iyisini anlamanın püf noktalarını sizin için araştırdık. Oğlum biz bana bak be! Ayakları olsaydı manken olurdu be! Pazar arabanızı aldınız, haftalık alışveriş için pazara geldiniz. Peki balığın, peynirin, sebzenin, meyvenin iyisini nasıl anlayacağız? İşte iyisini seçmenin ipuçları. Efendim merhabalar. Ayvanın iyisi nasıl anlaşılır? Bastırarak. Bastıracak mısınız? Evet. Nasıl yani? Ye. Bastır. Bastırıyorum. Yumuşak. Evet. Ekmek ayvası. Sarı sarı ayvalar tezgahları süslüyor. Peki en iyi ayvayı nasıl anlarız? Ayvanın en önemli özelliği kokusu. Önce bir güzel koklamak lazım. Sonra ayvanın rengine bakacağız. Rengi de sapsarı. Biraz yumuşaklığını kontrol edeceğiz. Ama işi garantiye almak istiyorsanız kolay bir yolu da var. Ayvayı yemeden almayacaksın. Ayvayı yemek lazım diyorsun. Buyurun, çok güzel. Tadına bakmadan anlayamazsınız. Pasta gibi ayvalar. Elmanın dalından koparıldığı aylar geçti. Şimdi soğuk hava deposundan geliyor ama hala taze mi anlamanın yolları var. Bir kere elmaya baktığımızda pürüzsüz olması lazım ve dokunduğumuzda da böyle içine göçmemesi lazım. Yani sert olması lazım. Bu elma yumuşamış. Isırdığınız zaman böyle gat diye bir ses çıkması lazım. Portakalın iyisi ağırlığından anlaşılıyor. İşte böyle ağır olması, sulu olması anlamına geliyor. Tabii kabuğuna da bakmak lazım. İnce kabuklu ve rengi de gerçekten turuncu olmalı. Evet, seç al. Baklavayı seç al. İnce kabuklu olacak. Evet, bunlar güzel. Patlıcan sebzelerin zam şampiyonu oldu. Bu tezgahta da kilosu 4 liradan satılıyor. Almışken iyisini alalım diyorsanız işte patlıcanda dikkat etmemiz gerekenler. Öncelikle şekli düzgün olacak ve dokunduğumuzda patlıcanın çok sert olmaması lazım. Çünkü sert olması çekirdekli olduğunu gösteriyor ki çekirdekli patlıcanın hiç lezzeti olmaz. Bir de patlıcana dokunduğumuzda elimizi boyamaması lazım. Çünkü eğer boyuyorsa patlıcan bu kez sağlığımıza da zararlı anlamına geliyor. En kolay bozulan sebze brokoli. O yüzden alırken çok dikkat etmek lazım. Brokoli böyle dibi sert olacak, kendisi de sert olacak, üstü lekesiz olacak. Yani baktığımızda işte bunun gibi taze olduğunu anlamamız gerekiyor. Yine karnabahara da çok dikkatle bakmak lazım. Çünkü işte böyle lekeli olmaması gerekiyor. Karnabaharın bembeyaz olacak. Tıpkı buradaki gibi ikisini yan yana koyuyorum. Fark neredeyse siyahla beyaz kadar açık. Ne yemek yapacaksınız şimdi bununla? Peşemen soslu olması lazım. Yeşil olayım, kurtulayım. Evet. Balığın tazesini anlamak için önce balığın gözüne bakacaksınız. İşte mesela burada balıklar gözleri eğer biraz patlaksa, yani dışarı bakıyorsa o balık tazedir. Bir de böyle tuttuğumuzda balığın şekli bozulmayacak ve dokunduğumuz zaman parmağımızın izi kalmayacak. Ama bu balığa dokunduğumda parmağımın izi üzerinde kaldı. Oysa mesela burada istavrit var. Daha canlı gözüküyor zaten, pırıl pırıl. Buna dokunduğum zamansa kesinlikle parmak izi kalmıyor. Yani istavritler taze ama sarı kanatlar biraz bayatlamış. Kültür mantarının iyisi renginden belli oluyor. Ne kadar beyaz olursa ve ne kadar lekesiz olursa mantar o kadar iyi. Hatta bazıları kırıp mantarın içine de bakıyor. İşte içi bembeyaz. Böyle olursa güvenle alabilirsiniz. Peynirin üzerindeki delikler ne kadar azsa o kadar iyi. Mesela bunun delikleri daha az ama diğerinde daha fazla delik var. Tabii peynir alırken ağız tadı da önemli. Mutlaka bir tadına bakmak gerekiyor. Görüntüsüne bakıp en iyi peynir bu demiştik. Lezzeti de bizi doğruluyor. Öküne bakacağım. Yok. Bu iyi değil mi? Ispanağın yaprakları, duruşu taze olup olmadığını söylüyor. Yemyeşil olmalı. Ispanağın köklerinin de pembe olması gerekiyor. Burası başka bir ıspanak tezgahı. Gerçekten fark ortada. Çünkü ıspanakta en önemli şey köklerindeki pembelik. Böyle güzel bir pembe olması lazım. Yaprakları da diri ve yeşil. Oğlum ıspanağa bak be! Ayakları olsaydı manken olurdu be!